hesaplaşmalarla haberdar olduk. Burada öldürülen yabancı mafya mensupları oldu. Bazen son dönemde olduğu gibi operasyonlarla. Bu son dönemde yaşananları konuşacağız. Bu organize suçla mücadele işi nereye kadar gider? Kara para aklama diye konuşuyoruz pek çok isim üzerinden de. Bu aklanan kimin parası? Bu paranın kaynağı ne? Bu hiç konuşulmuyor. Biraz bunu anlamaya çalışacağız. Bu bölümde iki kıymetli konuğumuz var. Bir kıymetli konuğumuz stüdyoda bizimle. Zafer Partisi Uyuşturucu ve Organize Suçla Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Nihat Kubuş. Hoş geldiniz Nihat Bey. Teşekkür ederim. Ve birazdan da aramıza Gelecek Partisi kurucusu ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Abdullah Güzeldülger katılacak Skype bağlantısıyla. Şimdi aslında son dönem, hatta son günlerde sabahları Ali Yerlikaya'nın bir basın bülteniyle güne başlıyoruz. Operasyon haberleri geliyor. İşte şu çete lideri yakalandı, kırmızı bültenle aranan şu isim ele geçirildi vesaire vesaire diye. Son günlerde olanları alt alta bir topladık. Seyhan Barış, siz anlatıp başlamak ister misiniz? Biz de üzerine konuşuruz sonra Seyhan Nihat Bey'le. Neyim düştü? Çubuk. Sizin o zaman biz titrinizi yanlış söyledik. Kusura bakmayın. Evet, emekli emniyet müdürü diyoruz evet. Nihat Bey için. Komisyondan ayrılmışsınız. Zafer Partisi Organize Suçla Mücadele Komisyonu'ndan. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Başlayalım mı? Evet. Bence önce şeyden başlamakta yarar var. Şimdi son dönemlerde özellikle biz Türkiye'deki limanlarda büyük uyuşturucuların yakalandığına tanık oluyoruz. En son 2 hafta önce yakalanan uyuşturucular vardı Mersin ve İskenderun limanında. Şimdi son dönemde bakanlığın açıklamalarına biraz bakacağız istersen Barış, bu tabloya geçmeden önce. Ticaret Bakanı Ömer Bolat diyor ki 18 Kasım'da Mersin limanında yapılan operasyonda 54 kilo kokain bulundu diyor. 27 Ekim'de aynı limanda 610 kilo kokain bulunmuştu. İskenderun Körfezi'nde demirli bir gemide 14 Kasım'da 51 kilo kokain. Yani hocam daha iyi bilir, 50 kilolardan bahsediyoruz. Çok büyük bir miktarda. Biz Türkiye'nin artık bir uyuşturucunun merkezi haline geldiğini, dahası Avrupa'ya giden uyuşturucuda bir rota görevi gördüğünü biliyoruz. Özellikle Peru ve Bolivya'da yetiştirilen bazı uyuşturucuların Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferinin sağlandığını biliyoruz. Limanların özelleştirilmesiyle beraber de özellikle limanlar üzerinden ciddi bir uyuşturucu sevkiyatı var. Şimdi Türkiye çok korkunç bir tabloyla aslında karşı karşıyayız. Neden korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız? Bu ülkemizde yakalanan özellikle uyuşturucu ticaretinde, uyuşturucu ticareti suçlaması yöneltilen çete liderlerinin bir tablosu. Peki uluslararası Interpol'ün de aradığı isimler, evet. Tamamı kırmızı bültenle aranan, sadece aralarından bir tanesi mavi bültenle aranan bir isim. Biraz onlara bakmakta yarar var. Şimdi en başta... Hohepe Engakuru. Engakuru. Şimdi ben isimleri biraz kötü söyleyebilirim. Gözdeyle çalıştık ama yine de kötü olabilir. Engakuru, Avusturyalı bir uyuşturucu baronu. Sarıyer'de 17 Ocak 2023 tarihli bir operasyonla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemeler tarafından, göç idaresi tarafından kendi ülkesine iade edilmesi kararı verildi. Normalde yapılması gereken prosedür nedir bilmiyorum. Ancak kendi ülkesine iade edilmesi yönünde bir karar verildi. Urfi Çetingaya, 11 Nisan 2023 tarihinde Matador operasyonuyla yakalandı. Urfi Çetingaya'yı herkes bilir. Çünkü kendisi Felçli lakabıyla bilinir. Tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Nedeni de şudur. Bir polis operasyonunda polisten kaçtığı için, dur ihtarına uymadığı için, polis ateş açtığı için yaralanmıştır ve bu yüzden felçlidir. Şimdi Urfi Çetinkaya ile ilgili birkaç detay söylemek istiyorum. Sene 1989. 3 kilo morfinle yakalanıyor Urfi Çetinkaya. Ne kadar tutuklu kalıyor? 6 ay. 6 ay sonra tahliye ediliyor. Sene 2000, o operasyonun adı da Matador. Urfi Çetinkaya yine yakalanıyor. 3 yıl sonra yine tahliye ediliyor. En son bir Tango isimli operasyonda Urfi Çetinkaya yakalanıyor. Onda da 2012'de sağlık gerekçesiyle muhtemelen Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor. Ve Urfi Çetinkaya bir kez daha tahliye ediliyor. Son olarak 11 Nisan'da biz Urfi Çetinkaya'nın yakalandığını biliyoruz. Şimdi... Şu iki kısım Soylu. Son dönemlerde İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı operasyonlardan
bazı iki tanesi. Aslında ben çok taradım ancak çok büyük operasyonlar göremedim. Şimdi gelelim 28 Mayıs seçimlerinden sonra yapılan operasyonlara. Bakın sadece 28 Mayıs'tan sonra yapılan bizim topladığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane operasyon var. Bunun içerisinde şeyler yok. İşte kara para aklama iddiasıyla tutuklananlar, başka suçlardan çetelere yönelik operasyonlar yok. Sadece büyük çete liderlerine, uluslararası suç örgütlerine yönelik operasyonlar var. Şimdi devam ediyoruz. 13 Haziran 2023 tarih. Örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal değerlerin aklama isminde bir operasyon yapılıyor. Bu uyuşturucu kartelinin adı ne? Tombul Jos isimli. Kimmiş bu? Yosef Yohannes isimli bir kartelden bahsediyoruz. Yosef'in sağ kolu olduğu bilinen bir isim. O kim? İshak Binyan. Hollandalı uyuşturucu baronu. Kara menba diye biliniyor. Siyahi bir vatandaş. Isparta'da yakalanıyor kara menba. Kara menbanın tutuklanması bayağı bir konuşulmuştu. Ancak kara menba ile ilgili ilginç bir gelişme yaşanıyor. Ne diyecek olursanız, kara menba 15 Eylül 2023'ten 13 Haziran'da yakalanıyor. 15 Eylül tarihinde habersiz bir şekilde bir mahkeme hakiminin kararıyla tahliye ediliyor. Tahliye edildikten sonra burada çok önemli bir detay söyleyeceğim. Bana gelen bir kulis vardı. Avukatından ve iş takipçiliği yapan birileri tarafından 5 milyon dolarlık bir rüşvet karşılığı kara menbaanın tahliye edildiği iddiası vardı. Ancak başsavcılık kara menbaanın tahliyesini takip ediyor o gece ve tahliyesine itiraz ediyor. Kara menba Büyükçekmece'deki evinden kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yeniden alınıyor. Kara menba parayla tahliye edildi mi edilmedi mi bilinmiyor ancak başsavcının iyi takibi sonucu yakalandığı biliniyor. Şimdi kara menba ile ilgili yeni bir gelişme var. Kara menba mahkemeye çıkarılıyor ve mahkemede Hollanda'ya geri dönmek istemediğini, orada hakkında bir yargılama olduğunu söylüyor. Türkiye'de yargılanmak istediğini söylüyor ancak mahkeme kara menbanın Hollanda'ya iadesine karar veriyor. Aslında gönderme çözüm mü? O da tartışılır. Tarih 2 Kasım 2023. Comanchero operasyonu. 2 Kasım Comanchero operasyonu. Aa, burada bir tane daha varmış. Ona ne, bu? Döneriz bir saniye. Nerede notum? Hemen açayım. 17 Temmuz 2023. Gürcistanlı bir çeteden bahsediyoruz. Guram Çiklasse ismi. Caniyev suç örgütünün lideri. Rusya'da işlediği suçlar lakabıyla kendisine gölge ismi veriliyor. Türkiye'de yakalanıyor. Daha önceden de İstanbul'da, Beşiktaş'ta yakalanıyor. Daha önceden de İstanbul'da iki kez sahte kimlikle bu kişi yakalanmış ve birçok silah ele geçirilmiş bu ismin yakalanmasıyla beraber. 2 Kasım 2023. Hemen devam ediyorum. Hakan Ayık meşhur. Comanchero operasyonu. Comanchero operasyonu. Evet, reis kod adlı Hakan Ayık'ın yakalandığı bir operasyon. Avustralya'da bir uyuşturucu baronunun tutuklanmasının ardından yerine Hakan Ayık'la beraber başka bir kişi geçiyor. Örgütü yönetiyorlar. Hakan Ayık da İstanbul'da yakalanıyor. Hakan Ayık'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıkıyor. Hatta kafes operasyonu kapsamında alınıyor Hakan Ayık. Hatta şöyle bir iddia var. Hakan Ayık'a vatandaşlık işlerine yardım eden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, üst düzey görevli bir devlet memuru olduğu, abisinin üst düzey bir görevli devlet memuru olduğu ortaya çıkmıştı. Böyle bir operasyon. Hatta bizzat vatandaşlıkları ayarlayan bir yapı var. Onun evet, başında da eski bir polis var. Yani bir çete var. Polislikten istifa edip bu işlere yöneliyor, vatandaşlık işleriyle uğraşıyor. Ve bazı suç örgütü liderlerine vatandaşlık aldırdığına yönelik iddia var. Tabii ki bir ağabeyi kardeşiyle itham edemeyiz. Ancak bu olay ortaya çıktıktan sonra Ali Yerlikaya gereğini yapıyor. Ve Ankara'daki o önemli ismi de o kritik görevden geri alıyor. Tarih 10 Kasım 2023. Yine kartel operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyon, İşleri Bakanlığı'nın kartel operasyonu kapsamında Compagnia Bello. Örgüte yapılan operasyonun adı bu. Kırmızı bültenle aranan Dritan Recep'i, Arnavutluk vatandaşı bu kişi de Beylikdüzü'nde yakalanıyor. Hmm.
bir sahte pasaportu var. İstanbul Havalimanı'nda yakalanıyor. Üzerinde bir sahte pasaportu var ve tutuklanıyor. Türkiye'ye girmeye çalışırken tutuklanıyor. 18 Kasım 2023. Kartel operasyonları devam ediyor. Kartel operasyonları devam ediyor. Üsküdar'da yakalanan bir uyuşturucu baronundan bahsediyoruz. Nenad Petrak, Hırvatistanlı. Interpol tarafından aranıyor. Güney Amerika'da elde edilen uyuşturucuyu Türkiye'ye dağıttığı iddiası var. Ve yanılmıyorsam Amerika'da da hakkında bir kırmızı bülten kararı var. Kara para aklama suçundan. Bu çok önemli. Bu Avrupa'nın en büyük kartellerinden bir tanesi. Yani çok yeni yakalandı. Hafta sonu duyuruldu. Evet. Bu isim. Şimdi biz devam edeceğim de bitireyim bari sonra söyleyeyim. Son olarak Batı Balkan Kanada operasyonu. Christian Palić Interpol tarafından aranıyor. Batı Balkan Kanadı yöneticilerinden olduğu söyleniyor Christian Palić'in. Hırvatistan uyruklu, o da Beşiktaş'ta yakalanıyor. Şimdi biz Narcos'u izlerken, işte uyuşturucu baronu Escobar'ı izlerken, Escobar'ın hayatını izlerken, bu kadar da olmaz dediğimiz sahneleri izliyoruz. Bir film olarak, bir dizi olarak izlemiştim ben. Şimdi gelinen süreçte Escobar'la eşdeğer muadillerinin tek tek Türkiye'den çıktığını görüyoruz. Yani bir sürü isimden bahsediyoruz ve Ali Yerlikaya'nın son süreçte bu uyuşturucuya yönelik, suç örgütlerine yönelik ne kadar hız verdiğini görüyoruz operasyonlarla Barış. Ben bir şey söyleyeyim. Burada hani polis müdürümüze de döneceğiz. Mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. Türkiye'de